Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ve gördüğünüz gibi birkaç ufak değişiklik yaptım. Bu arkadaşa bir rampa düzenledim buraya. Ve şuraya bir adet daha konektör koydum. Şu an bağlı değiller bu arada. Bunun yanı sıra biraz madene çıktım. Azıcık uranyum topladım. Tabii şurada değiller uranyumlarım. Bu arada şuradaki anteni de azimuta çevirdim. Ve şuraya bir tane daha rafineri ekledim. Ancak bunlar şu an tamamen gereksiz çünkü burayı tamamen yıkacağım. Evet. Biraz acımasızca oldu ama. Evet. Şuraya gelelim. Evet. Burada şuna koyduğum kod değişti. Power Summary P diye. Şununla hala uğraşmadım. Bununla asıl bu bu gemiyi değiştirdiğimde uğraşacağım. Ayrıca buraya şöyle bir şey ekledim. Corner Light diye bir moddan. Bu kokpiti ışıklandırmak için ve bunun rengini de maviye çevirdim. Font rengini. Evet. Şimdi gelelim. Reaktör 2K uranyumumuz var. Bu bize bir süre yeterli olacaktır. Evet, şimdi. Bu arada atmosferik miner ile kazdım. Hatta kazdığım delik tam olarak şurası. Evet. Ayrıca rover'ımı parçaladım ancak pilleri parçalamaya geldiğimde şöyle bir patlamayla karşılaştım. Neden olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok ve umurumda da değil. Neden rover'ı parçaladım diye soracak olursanız... Çünkü parçaladım. Rover'ı başka bir yerde kullanacağım. Ve zaten sonra yenisini inşa edeceğim. Evet, şimdi gelelim. Önce atmosferik welder. Gel. 6, 2... Yavaştan... yok, önce... Şunları park etmeyelim. Ben eşyalarımı alayım. Base'den. Çünkü bu bölüm taşınıyoruz. Nihayet. Evet. Önce şuraya gelelim. Şunu yapmayı seviyorum. Neden bilmiyorum ama çok hoşuma gidiyor. Sonra 6. Evet. Buradan itibaren third person'a geçiyorum. Evet, pardon. Ve çok az geriye ilerliyorum. 4'e basıyorum ve tekrar lock diyorum. Sonra tekrar 6'ya basıp voila. Evet. Gemiyi buraya bağladım. Şimdi yapacağım birkaç önemli bir şey var. İlk olarak timer bloğumu devre dışı bırakıyorum. Peki. Çünkü burada time artık ihtiyacımız yok. Evet. Stop. Tamam, time artık çalışmıyor. Bu benim için önemli bir şey. Çünkü large cargo konteynerlerdeki her şeyi birilerine aktaracağım. Ve bu arkadaşta şimdilik time ihtiyacımız yok. Ve bu şekilde her şeyi taşıyoruz. Tabii endişem ne kadar rahat uçacak bu halde. Güzel bir soru değil mi? Şu konkretler biraz endişelendiriyor beni. Evet, bu şekilde taşıyalım. Evet, madenlerimizi taşıyalım. Tamamdır. Bakalım. Ha tamam, mes çok fazla değişmemiş. Tekrar I'ya gelelim. Taşıyacağımız başka bir şey. Sizlere şu large cargo container'a taşıyalım.
seni disassemble etsek daha mantıklı olacak. O yüzden seni şöyle, şu an taşıyamıyorum tabii. Hide empty. Evet, assembler'da birkaç bir şeyim var. Tabii alamıyorum galiba. İtina ile Assembler bir şeyler çekmeye çalışıyor. Bakalım bir şey mi craft etmeye çalışıyor da eksik malzemesi kalıyor bakayım. Evet. Superconductor gold'u kalmamış. Tamam, gold toplamam lazım benim. Onu biliyorum artık. Şimdi large cargo container AU tabii ki de yok. FE gel bakalım. Evet, şurada hide empty dediğimizde zaten boş olanları gösterecek. Buradaki reaktörün şu an çalışır durumda olmasını istiyorum. Çünkü olur da başıma bir şey gelirse... Bu arada şunu da alalım. Olur da başıma bir şey gelirse burada gelip spawn olayım. Bu zaten dolu ağzına kadar. Evet, o yüzden buradaki çoğu şeyi henüz yok etmeyeceğim. Birkaç bir şeyi yok edeceğim ama. Mesela seni. Evet. Reaktör kalacak. Şu pay konveyör tüpleri alalım. Evet. Mesela şu an inventörümüz doldu. Gel bakalım. Large cargo container. Tabii dur. Organize bir biçimde koyalım. Bu arada ufak bir detay daha söyleyeceğim. Bu arkadaşa ben burayı tamamen yıktığımda, daha sonra yeni base'i inşa ettiğimde ne olacak? Yani bu arkadaştan kastım Tybalt'ımız. Kendisi... Muhtemelen Assembler'ı kaldıracağım buradan. Başka bir şey ekleyebilirim. Şu ortadaki uçak park etme yerini kaldıracağım. Oraya ne eklerim bilmiyorum. Rafineri ekleme ihtimalim var. Ve bu arkadaş maden gemimiz olacak. Ama kendisi kazmayacak. Şu arkadaş kazacak. Bu arkadaş sadece üstüne gelecek. Onu taşıyacak ve yönetecek. Ve maden bulma işlemini halledecek. Dur. Şu üstte iki parça kalmıştı. Evet. Şimdi sizler gelin. Evet. Bunları da tamamladık. Burada, bu arada buradan da erişebiliyorsunuz. Large cargo container. Hide empty. Muhtemelen bunu atacak. Yok, atmadı. Şöyle elle atalım. Ve large tube. Bir tanesi kalsın şimdilik. Ya da ikisi... bir tanesi kalsın ya. Evet. İnventörümü tamamen dolduruyor bu arkadaş. Evet. Sen gel. Sen. 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 Ve sen.
bu şekilde burayı biraz parçalıyoruz. Şu kalsın. Oksijen jeneratörü kalsın buradaki. Şu kargo konteynerlerden biri kalsın. Aşağıdaki sen yok olabilirsin. Programmable blokla timer'ı alacağım. Tamamdır. Medbay kesinlikle kalmalı. Assembler kalsın. Onları bir sonraki turda gelip parçalayacağım. Evet. Large card. Container. Sen. Motorlar nerede? Burada. Small steel tube, metal grid ve large steel tube. Evet. Gelelim burada parçalayabileceğimiz başka ne var? Şimdilik başka bir şey yok gibi. Yani bunu parçalayabilirim de o konveyör olarak kalsın burada. Başka oksijen jeneratörü kalsın, rafineri bir tane kalsın, assembler kalsın. Tamam, bütün basic ihtiyaçlar kalsın. Evet, şimdi gelelim dronlarımızı park etmeye. Atmosferik welder. Kontrol. Oops, 2. Bu arada muhtemelen ikinci bir mining drone inşa edeceğim beraberinde. Onu da bu slota koyacağım. Ya da welder'ı da koyabilirim. Neden diye soracak olursanız. Olur da bir şeyler hasar görürse diye welder. Ekstra bir welder yardımcı olabilir bize. Evet, 4, 6. Tamam, bakalım. Gayet de güzel park ettik. Tamam, Magbook'lar kapanacak zaten sonrasında. Ve şimdi işin eğlenceli olan kısmına gelelim. Miner. Çünkü Miner biraz işkence. Evet. Miner neden işkence? Buraya tam oturuyor. Hareket payı yok Miner'ın. Evet. Gördüğünüz gibi dört, altı. Evet, gayet güzel park etti. Ve tabii ki de şimdi yapmamız gereken şey... Maglooks. Evet, ve gördüğünüz gibi Maglooklarımız yeşil. Ve şimdi gelip Welder'ı kontrol etmeye çalışırsak... Ups, hatta üstünde durayım. Bir saniye. Evet. Tabi buna bağlı olduğu için şu an. Atmosferik welder remote. Evet. 6. 4. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kalkamıyor. O yüzden. Unlock ettiğimizde geri locklayamadık. Ama olsun. Maglocklar zaten bunu bağlı tutacak. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Ve bir an FPS hayvan gibi düştü. Evet, şimdi gelelim şu arkadaşa. Bu arada bu arkadaş test dünyamda biraz
problem çıkartıyordu. Umarım çok fazla çıkartmaz. Evet. Bunu bu şekilde park edelim. Ups. Ters yönü oldu. Neyse ki henüz çok fazla bir hız kazanmamıştım. Bu arkadaşın problem çıkartma sebebi kanatları. Tamamdır. Kitlendi ve bunun kitlenmesini biraz da garantiye alıyoruz. Şurada yaptığımız arkadaş ile. Evet. Bakalım sen yeşil misin? Evet, yeşilsin. Ve kendimi biraz heal'layayım. Tamamdır. Ve arkadaşımız kalkışa hazır. Huh. Evet. Şimdi gelelim. Third person'a geçelim. Huh. Ve oops. Close. Siz açılın. Kilit kopsun ve bir açılsın. Ve tabii ki de video esnasında mesajım geliyor. Ve bu şekilde hatta first person'da gezelim biraz. Yakıt kullanımı yukarıda görüyorsunuz. Power usage'ımı tabii anlık güncellemiyor. 2 saniyede bir güncelliyor olması lazım. Ama gene de güncelliyor. Evet, maksimum %16, %17 gibi bir power usage'e geliyor. Ve drone'ların bağlı olduğu takdirde 1.21 gigawatt. 1.21 gigawatt enerji. Bu arada gördüğünüz gibi aslında araç çok hızlı değil. Zaten olması gereken şey de o. Bu araçın hızlı olması gerekmiyor. Ups. Aa, evet. Kanatlar işte tam olarak böyle bir sorun yaratıyor bize. Yanlış yöne thrust sağlıyorlar. Evet, olası 2'ye gideceğim bu arada. Orası daha yakın. O yüzden biraz hızımı etkiliyorlar. O yüzden mesela şu an ters yöne itiyor beni kanatlar. Böyle abuk problemler yaratıyor uçağımız. Onunla nasıl ilgileneceğimi cidden şu an için bilmiyorum. O yüzden şu an için bununla idare edeceğiz. Olası yere vardığımız gibi geçici bir park alanı yapacağım buna ve beraber onu orada bırakacağız. Uçağım tek problem şu an. Evet. Sesleri duyuyorsunuz.
Evet. Açımı değiştirdim ve direkt hızımı etkiledi. Bu arkadaşın amacını biliyorsunuz. Bu arkadaş bir kargo gemisi. Oops. Inertial damplers'ı kapatmayalım. Oops. Oops. Evet. Kanatlar sapıttı. Evet. K. Evet. Harika. Kontrol edemiyorum arkadaşı. Atmosfer dışına çıkacağım. Ki bu kesinlikle istediğim bir şey değil. Açıyı düzeltebilirsem... Düzeltemiyorum da. Evet, arkadaş itinayla yukarı çıkıyor. Ben otosave'den devam edip uçağı burada bırakacağım. Evet ve geri geldim ve arkadaşın kanatlarını söktüm. Evet, bunu daha sonra projektörle geri inşa edeceğiz. O yüzden endişelenecek bir şey yok. Ben neden bilmiyorum ama damage aldım. Sanırım thrusterlardan. Evet. Gelelim. Bu arada havada asıl duruyoruz şu an ve %2.8 enerji tüketiyorum. Evet, şimdi herhangi bir problem olmadan hareket edebiliyor olmam lazım. Evet. Gayet herhangi bir problem olmadan şu an misler gibi hareket ediyorum. Çok ilginç problemler bunlar değil mi? Evet. Şimdi olası iki alanına gelelim. Olası iki gözüme daha hoş görünmüştü diye hatırlıyorum ancak net bir biçimde hatırladığımı söyleyemem. O yüzden bakacağız. Bu arada şu blinkerların işlevi nedir diye soracak olursanız bunu yapıyorlar tamamen. Bu arada araç first person'da da kullanabileceğiniz bir biçimde tasarlanmış durumda. Onu da aklınızda bulundurun. Bu arada normal bir uzay gemisini gayet bu biçimde kullanabiliyorsunuz. Onu da bilmenizi isterim. Bu arada bunu park etme konusunda aklımda bir plan var. Bayağı üstten gelecek. Üstten bir hangar kapısı açılacak ve o hangar kapısından içeri girecek şekilde. Evet, yavaşlayalım burada. Bu arada arkadaş bayağı ağır bir arkadaş. Evet, şöyle açımızı azıcık eğerek çok daha hızlı yavaşlayabiliyoruz çünkü güçlü tıp bastırlar orada ve gene aynı şey oldu. İlginç. Atmosfer dışına çıktım diye mi acaba? De atmosfer dışına da çıkmadım. Evet ve geldim ve... Bakalım... Buraya. Evet, şu tarafta daha bakacağımız... Evet, biraz ters tarafında inmişim. Çünkü alan büyük. Olsun, göletimiz büyük. Ve şu an gece. Yani o yüzden araçtayken ben hiçbir şey göremiyorum. Demek oluyor bu. Evet. Şimdi gelelim
Burada dağlar başlıyor. Evet, şurada aşağıya doğru çıkıntılar, şudur budur vesaire. Ve şurada devasa bir dağ. Tabii gelebilirsek. Evet, gölgesinden görüyorsunuzdur diye umuyorum. Şu an size bayağı işkence oluyordur burası. Ama basitçe konseptimiz. Bu arada bana da işkence oluyor. Oyunda geceler gerçekten sıkıntı. Basitçe konsepti anlatıyorum. Tabii bunu gelip buraya tekrar park etmem gerekecek. Gündüz olmasını bekleyeceğim vesaire vesaire. Şuraya bir yere, düzgün dağlı bir yere, ya buraya ya da bire, olası bire ya da olası ikiye şunu alalım. Yok, jetpack'le gidelim. Evet. Ya buna ya da olası bire gideceğiz. Ve mesajım gelecek. 6'ya basalım. 1'e basalım. Azıcık yavaş bir biçimde ilerleyelim şuraya doğru. Madenler galiba. Hatta şurada spotlightlarımızı alalım. Radius'ı hayvan gibi arttıralım. Gene çok fazla bir etkisi olmuyor ancak gene de az buçuk bir etkisi olsun. Sanırım araca ben bir Extreme Light koyacağım. Ona karar verdim kendimce. Ve buraya bir yere yerleşeceğiz işte. Bu arada third person'da şu şekilde oluyor arkadaş. Ne doğru? Ha tamam, kara göründü. Evet, burada bir yere bakacağız. Yani basitçe burada bir yere yerleşeceğiz gibi geliyor ya da olası bire bakacağız. Tabii gündüz saatinde bakmam gerekecek. Evet. Sizi de kapatalım. Uranyumumuz 2K hala duruyor. Bakalım. Evet. Buralarda bir yere yerleşeceğiz. Bir şekilde. Evet, sanırım bölümü burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler ve ben gündüz olmasını bekleyeceğim. Lanet.